Merhaba arkadaşlar. Bugün özbek ekmeği pişireceğim. Döküm tencereyi tandır gibi kullanıp döküm tencerede pişireceğim. 500 gram unum var. 3,5 su bardağı. 1 tatlı kaşığı tuz. 2 yemek kaşığı yağ. 1 bardaktan biraz fazla suyum var. 1 tatlı kaşığı tepelemede maya karıştırdım. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Bu ekmeği ilk kez denedim. Çok güzel oldu. Sizlerle paylaşmak istedim. Daha önce videolarını izliyordum. Çok hoşuma gidiyordu. Tandırımız olmadığı için pişiremiyordum ama bu şekilde çok güzel ekmekler oldu. Denemenizi isterim. Hamurum toparlandı. İyice yoğuruyorum. Üzerine örtüp mayalanması için bekleyeceğim. Sıcak bir yerde. Mayalandırırsanız gayet güzel mayalanır hamurunuz. Hamurum mayalandı. Hamurumu masaya alıp ikiye böleceğim. 2 adet ekmek pişireceğim. Şimdi şekil vermesi veriyorum arkadaşlar. Yine hamuru toparlayıp beze yapıp bu şekilde de bir 15-20 dakika bekleteceğim üzerine örtüp. Gördüğünüz gibi üstünü örtüp tekrar bekletiyorum 15-20 dakika. Hamurlarımı şimdi şeklini vereceğim. Orta kısmını inceltiyorum hamurumun. Kenarlar biraz daha kalın kalacak. Orta kısım tamamen incelecek. Ben ortasına kurabiye kalıbıyla şekil verdim. Siz de değişik şekiller yapabilirsiniz. Hamurun orta kısmı iyice incelmiş oluyor. İkinci hamurumu da aynı şekilde hazırlayacağım. Çok güzel yumuşacık ekmekler oldu arkadaşlar. Muhakkak deneyin derim. Tekrar üzerlerini örtüp bir 10-15 dakika bekletiyorum. Bu arada döküm tenceremi ve kapağını ayrı ayrı ocağa alıp 10-15 dakika kadar ısınması için bekleyip hamurlarımı tencereye alıyorum. Bir yemek kaşığı yoğurt, bir yemek kaşığı suyu çırptım. Katı kıvamlı bir ayran, koyu kıvamlı bir ayran yaptım. İçine bir yumurta sarısı kırdım. Ben onu sürdüm üzerine. Siz sadece yumurta sarısı da sürebilirsiniz.
Üzerine de bolca susam serpiyorum. Hamurumu elime alıp alt tarafına da su sürüyorum arkadaşlar, tencereye yapışması için, tencerenin kapağına yapışması için. Gördüğünüz gibi bu şekilde hamurumu yerleştiriyorum. Ortasında bıçakla iki küçük kese atıyorum kabarmasın ortası diye. Tenceremin kapağını ters çeviriyorum. Tencere ve kapağı oldukça sıcak. O yüzden dikkatlice ters çeviriyorum. Ocağı kısıktan biraz daha yüksek ayarda çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hamur yapışmış vaziyette. Evet arkadaşlar, ekmeğim pişti. Çok güzel oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Puf puf yumuşacık özbek ekmeklerim arkadaşlar.